Merhabalar. Bugün 22 Nisan 2021. Bahar aylarının en güzel zamanlarını yaşıyoruz ama bilmiyorum sizin oralar nasıl. Benim bulunduğum yerde bir türlü yaz gelmedi. Havalar böyle bir ısınıyormuş gibi oluyor. Şimdi neredeyse kış soğukları var. Güneşli ama çok soğuk bir hava var. Umarız yaz bir an önce gelir diyelim. Türkiye ve dünyadaki bu gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız yine sizlerle bu haftaki Nöbetçi Editör programımızda. Tabii daha çok gündemimiz Türkiye olacak. Türkiye ile alakalı şöyle biraz kafamızı çevirip monitörümüze baktığımızda maalesef son günlerde en çok gündeme gelen konular dolandırıcılık konuları. Ta en büyüğünden küçüğüne kadar, zeminden zirvesine kadar pek çok yerde dolandırıcılık konuları maalesef gündemde durmaya devam ediyor. İsterseniz şöyle bir kısaca özetleyelim neler olup bitiyor. Bir tanesi ve en önemlisi 128 milyar dolar konusu. Muhalefetin ısrarla durduğu, üzerinde durduğu ve durmaya da devam ettiği, bu konuda başarılı olduğunu söyleyebileceğim bir durum bu. 128 milyar dolar nerede diye soruyorlar. Değişik argümanlar kullanıyorlar. Konuyu bir şekilde evirip çevirip oraya getiriyorlar. 128 milyar dolar soruyorlar. Neydi bu 128 milyar dolar? Merkez Bankası'nın rezervlerinde olması gereken ama olmayan para. Biliyorsunuz ekonominin gidişatı son yıllarda hiç iç açıcı değil. Ve bir şekilde ekonomiyi toparlayabilmek, siyasetin kendilerini başarılı gösterebilmek için hükümetin uyguladığı politikalar var. Onlardan bir tanesi de devletin, milletin kendi parası olan Merkez Bankası'nın içindeki dolarları, milyar milyar dolarları aslında kötü giden ekonomiyi dengelemeye çalışmak, doların kötü gidişini durdurmaya çalışmak amacıyla piyasaya çuvalla sürdüğü iddiaları. Zaten 128 milyar doların kasada olmadığını artık Sağır Sultan da biliyor, herkes duydu. Şimdi konuşulanlardan bir tanesi, neden sürekli piyasaya dolarları sürdünüz? Onar onar 20'şer 20'şer neden sürdünüz? Peki bu piyasaya sürdüğünüzde kendi yandaşlarınıza uygun fiyatlarla, düşük fiyatlarla milyar dolarları aktardınız mı? Bu soruları muhalefet soruyor, Türkiye soruyor, herkes soruyor. Şu anda kasada para yok. Bununla alakalı cevapları zaman zaman ilgilileri, zaman zaman ilgisizleri AKP cenahından söylüyorum, cevaplamaya çalışıyorlar. Özellikle Erdoğan aslında pek çok iddiaya cevap verme tenezzülünde bile bulunmadığını hepimiz biliyoruz. Kendi kamuoyuna, kendi seçmenine konuşuyor. Onlar ne bilirler? Kimisi iç düşmanlar, ötekiler dış güçler. Biz doğru yaparız, onlara siz kulak asmayın deyip pek çok iddiaya cevap bile verme tenezzülünde bulunmazdı. Fakat bu 128 milyar dolar meselesi kendi tabanında da etki yapmış olacak ki birkaç defa cevap verme ihtiyacı hissetti. Onlardan bir tanesi de dündü. Düne gelene kadar bu geçtiğimiz Mart ayının sonlarında ve Nisan ayının başlarında iki defa daha 128 milyar dolarla ilgili cevap vermeye çalıştı. Fakat verdiği üç cevapta da farklı şeyler söyledi. Bir tanesinde böyle bir mevzu yok, 128 milyar doların falan uçtuğu yok dedi. Ötekisinde Türkiye ve dünyanın yaşadığı işte koronavirüsü sebebiyle salgınlar yaşandı, ekonomimiz zarar gördü biliyorsunuz. Bununla alakalı destek vermek için kullandık dedi. Dolayısıyla 128 milyar doların buharlaştığını kabul etti. Ve dün sonuncusunda da bu verilen rakamlar doğru değildir. Aslında rakamlar şöyle şöyledir deyip 128 milyar doların muhalefetin ki kendisi de grup toplantısında bir video yayınlayarak muhalefetin iddiaları olduğunu ve bunların yalan olduğunu, rakamın başka rakamlar olduğunu söyledi. Bir şekilde 128 milyarın kaybolduğunu kabul etti. Fakat verdiği cevaplar tutarsızlıklardan dolayı aslında gizlenen bir şeylerin olduğunu herkes anlamış oldu. Türkiye'de maalesef özellikle 17-25'ten sonra yolsuzluk meseleleri o kadar çok ayyuka çıktı, o kadar çok iyi genele yayıldı ki maalesef biraz da kanıksanmış duruma geldi. Bunun da tabii en büyük etkenlerinden bir tanesi şu anda AKP'yi yönetenler. Onlar kendileri karıştıkları yolsuzluk iddialarını, yolsuzlukları öyle güzel kendi kamuoylarında ve çerçevelerinde gölgelediler, perdelediler ki artık sıradanlaşmış hale geldi. Bakın isterseniz birkaç günde neler yaşandı. Ben bilmiyorum sizde öyle oluyor mu? Ben sabah kalkıyorum. Şöyle Twitter'a bir bakıyorum. Gün geçmiyor ki yeni bir yolsuzluk haberi görmeyelim. Mesela bunlardan bir tanesi gri pasaport meselesi. Yani hiç böyle bir şey kimin aklına gelir bilmiyorum. Normalde gri pasaport denen şey devletin hizmet amacıyla yurt dışına gidecek, özellikle Avrupa'ya gidecek görevlendirdiği insanlara verdiği pasaportlar. Biliyorum ben eskiden o gri pasaportların üzerinde hizmet pasaportu yazardı.
Şu son zamanlardaki malum tırnak içinde FETÖ buhranlarından sonra hala hizmet pasaportu yazıyor mu üzerinde bilmiyorum ama onun adı hizmet pasaportu, gri pasaport olarak biliniyor, rengi gri olduğu için. Hizmet amacıyla belli bir süre yurt dışına gitmesi gerekenler, özellikle Schengen olduğu ülkede gitmesi gerekenlere valilikler onayıyla verilen pasaport bu. Çoğunlukla kısa süre oluyor, 1 yıllık ya da 2 yıllık oluyor. Bu süre içinde Avrupa Birliği de böyle bir hak tanımış. Eğer gri pasaportunuz yani hizmet pasaportunuz varsa ülkeye girişte size vize sormayacağız. Rahat bir şekilde ülkeye gidip 3 ay kadar kalabilirsiniz diyor. Ama bunu AKP'li belediyeler öyle bir yolsuzluk ve dolandırıcılık hatta insan kaçakçılığı modeline çevirmişler ki insan hayretler içinde kalıyor. Kendilerine göre bazı dernekler kurmuşlar. Bu derneklerin üzerinde böyle bir üzeri örtecek can canlı isimler bulmuşlar. İşte çevre duyarlılığı, spor hassasiyeti gibi şeyler. Gidip Avrupa'da görüp gelmesini insanlardan istiyoruz demişler. Sonra 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi, 50 kişilik gruplar oluşturmuşlar. Bunlara valiliklerde de artık ortak nasıl çalışıyorlarsa valiliklerden imzayı alıp sadece kimlik karşılığında pasaportlarını vermişler ve bu insanlardan kimi iddialara göre 8 bin, kimi iddialara göre 10 bin euro paralar alarak pasaportları vermişler. İnsanların kaçmasına yardımcı olmuşlar. Onlar da Avrupa'ya ayak basar basmaz oralara yerleşmişler. Hatta öyle bir artık bu işi dolmuşluk haline getirmişler ki işte Anadolu'nun herhangi bir yerinden ki okuduğum haberde Bingöl'dendi. Bir otobüse dolduruyorlar. Bu insanlardan 8'er 10'ar bin euro paraları alıyorlar. 40 kişiyi bir otobüse dolduruyorlar. Otobüs çıkıyor yola hiçbir sıkıntı yaşamadan Türkiye'den çıkıyor. İşte herhalde Yunanistan, Bulgaristan, Avrupa'nın diğer ülkeleri Almanya'ya gidiyor. Sonra insanları şehir şehir evet burada inmek isteyen Münih'te, Stuttgart'ta, Düsseldorf'ta inmek isteyenler buyursunlar, insinler diyor ve insan kaçakçılığı yapıyorlar. Sonra bunu da aklıyorlar. Hemen arkasından çok daha uzunlamasına gitmek istemiyorum. Ticaret Bakanı'nın yani görevden alınan, daha dün görevden alınan Ticaret Bakanı'nın kendi bakanlığında yaptığı yolsuzluk. Yani dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir yerinde sadece batılı gelişmiş ülkelerde değil, herhangi bir yerinde olsa skandal olabilecek konuyu bakan kendisi de çok güzel savundu. Kendi kocasıyla kurduğu şirketi üzerinden kendi bakanlığına hem de değerinin üzerinde bir fiyatla alım yapıyor ve bunu da çok güzel bir şekilde savunuyor. Neyse ki o bakanı da görevden aldılar gerçi artık neyi örtmek için yaptılar bilmiyorum. Şimdi asıl son dakika gelişmesi ve vurgunun büyüğü olarak göreceğimiz kripto para konusunda kurulan TODEX isimli firmanın sahibinin Salı günü yurt dışına kaçtığı iddiasıyla başlayan tartışmalar. Milyarlarca dolarlık bir yolsuzluktan bahsediliyor. Milyarlarca dolar diyorum. Rakam gerçekten benim için de ilk gördüğümde ya bunda bir yanlışlık var falan dedim ama sonra bütün haberleri okumaya çalıştım. Haberlerin hepsinde 2 milyar dolardan bahsediyorlar. Bir dolandırıcılık hikayesiyle karşı karşıyayız şu anda. Kimleri dolandırdı? Bu dolandıran kişi kimdi? Kripto parada dolandırıcılık nasıl oluyor? Parayı yatıranlar güvenli mi, güvensiz mi? Bunları da şimdi bu haftada yine Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu hocamızla konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhabalar. Evet. Biraz uzun İyi biraz yayınlar uzun bir diliyorum. giriş oldu ama kusura bakmayın bu yani insanları dolandırma konusu artık yani bir sanat haline getirdiler. Hedef kitle de buluyorlar. Yani Fadıl Akgündüz'den işte Tosuncuk muydu? Birisi vardı. Çiftlik Bankı kuran kişiye kadar. Oradan bu kripto paraya. Yani demek ki dolandıracak birilerini bulabiliyorlar ve kendi hikayelerine inandırabiliyorlar ki Türkiye'de akla hayale gelmeyecek şeyler oluyor. Şimdi son haber kripto para konusu. İsmi Fatih Özer'di galiba olan kişi. Salı günü yurt dışına çıkıyor. Kripto paraların şifresi kendinde. Nasıl olduğunu şimdi size soracağım. Ben de şimdi doğrusu anlamadım bazı konuları. Bir son dakika az önce gelişme yapmış. Yurt dışındaki yatırımcılarla görüşmek için çıktım. Asılsız bunlar falan filan diyor. Öteki şey de öyle demişti o Çiftlik Bank'taki de. Ben buraya geleceğim merak etmeyin. Yanınızdayım falan demişti hala gelmedi. İsterseniz bir o konuyla girelim. Türkiye'de dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi kripto para meselesi çok popüler. Nasıl oluyor? Bu sektörün, bu sistemin içine insanlar nasıl giriyorlar? Oradan başlayalım hocam isterseniz. Evet, şimdi söze başlamadan önce hemen aslında hep dile getirdiğimiz bir gerçeği
ifade etmekte fayda var tekrar. Şu an Türkiye'deki geçerli olan durum maalesef kötülerin yönetimi. Yani bunu hep söylemiştim ben. Gresham Kanunu dediğimiz kanunun kötü paranın iyi parayı piyasadan kovması gerçekliği benzeri sözünü ettiğimiz kurumlar maalesef bu tarzda bir sürü spekülasyonlara vesile olabilecek, yapabilecekleri, manipülasyonları yapabilecekleri kişilere açık hale geldi, açık hale getirildi. Muhatap olunan içeriklerle alakalı tam bilgi olmaması maalesef belki temiz olacak, temiz kabul edilebilecek kişilerin de bu şeyin içerisinde, cenderenin içerisinde öğütülmesinin sonucunu getiriyor. Nedir mesela? Asıl Batı dünyası bu konularla alakalı uzun yıllar hazırlık içerisindeydi. Ben Almanya'yı hemen söyleyeyim size isterseniz. 1970'lerden, 1972'lerden başlayan bir çalışma içerisinde. Bu sanal dijital dünya ile alakalı. Bunun hukukunu düzenleme noktasında gereklilikleri adım adım yerine getiren bir sistem var, mekanizma var, devlet aklı var. Ben bunu burada gördüğümde parça parça olayın akışına şahit olduğumda dedim ki ya böyle bir şey mümkün. Yani 50 yıl öncesinden bahsediyoruz Metin Bey. 50 yıl Ben de şimdi öncesinde yani ben insanlar de çalışmaya 1970 başlamışlar. Bugünün teknolojisini, bugünün geleceği durumun öngörüsüyle hazırlıklara hukuki yönden, sistem yönünden, denetim yönünden, mevzuat yönünden her şeyle. Buyurun sorunuzu alayım. Evet ben de 1950'lerden bahsettiğiniz yani 1970'lerden bahsettiğinizi şimdi duyuyorum ve neredeyse 50 yıl olmuş da o zamandan böyle bir öngörü olması, özellikle hukuki altyapının hazırlanıyor olması aslında her şeyden öte insanların kendi haklarını savunması anlamında önemli. Şimdi yani Türkiye'de bu muhtemelen ki ortada her şey bir kanun altyapısı olmadığı için bu düzenlemenin o parayı yatıranların hakkını savunacak bir sistem yok maalesef şu anda. Evet, bununla alakalı bir düzenlemeyi geçen hafta okudum gazetelerden, sanal gazetelerden. Diyordu ki işte BDDK ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe geçecek ödemelerde kripto varlıkların kullanılmasına dair yönetmelik düzenlemesinde bulundu ve bunu ilan etti. 30 Nisan itibariyle başlayacak. Yani ben şimdi onu görünce bu az önceki verdiğim bilgilerle de kıyas yapınca ne kadar geç kalındığını tekrar etmekte fayda var yani izleyenlere. Dolayısıyla yani şu bahsettiğiniz kaçak durumdan dahi şu an itibariyle baktığınızda 30 Nisan itibariyle yürürlüğe geçecek bir yönetmelikten bahsediliyor. O bile bu kapsamın dışında kalacak yani büyük bir ihtimal baktığınızda. Bu yönetmelik ilk hukuki bir mevzuat, yasal bir düzenleme olması cihetiyle müjdelenmişti Türk kamuoyuna, şirketlere, işte diğer bireylere. Yani sözünü ettiğimiz ülkelerde, Batı dünyasında bakın çok ciddi hazırlıklar var bu konularda. Bırakın böyle bir sistem açığını görmek ve bu dediğiniz büyüklüklerde 2 milyon, 2 milyar veya işte 10 milyar bazı şeyler, o kaynaklar onu da dile getiriyor. 2 ile 10 milyar dolarlık bir yekünden bahsediliyor. Öngörülemiyor çünkü tutarı. Malum Türkiye'de vergi verenler dahi gururla aslında kendi isimlerini bildirmeleri gerekiyorken ne yaptığını görüyoruz. İsimlerinin açıklanmasını istemediklerini görüyoruz. Aynı şey burası için de geçerli. Belki o 2 milyar sadece bilinen tutar. O ismini bilmediğimiz kişi ve kurumların tutarlarıyla bu o dediğimiz noktalara kadar varmış bir yekünü de gösterecektir belki de bize.
Aslında şöyle, bu bir internet sitesi sonuçta, online yapılan bir işlem. Oradan bir hesap açıyorsunuz. Hesabınızdan o coinlerden belli bir miktar, onun fiyatı neyse diyelim ki 10 birim. Siz işte 100 liraya 10 tane alıyorsunuz ya da 1000 liraya 100 tane alıyorsunuz. Ve sizin artık aslında gerçek parayı oraya yatırıyorsunuz hesabınızdan. Fakat şu kadar coininizin olduğunu o sistem size onay veriyor. Sizin de bir şifreniz oluyor vesaire. Galiba sistem böyle çalışıyor değil mi hocam şu anda? Sonra onun Öyle hareketlerine yani göre genel itibariyle. evet onun hareketlerine göre sizin işte paranız bazen yükseliyor, bazen düşüyor. Fakat genel olarak şu anda trend yukarıya doğru olduğu için insanlara çok cazip geliyor. Hatta bazı mesela bakıyorum Türkiye'de televizyon kanallarına mesela TGRT Haber bu kaçan beyefendiyi de ekrana çıkarmış canlı yayında konuşturmuş falan. Böyle biraz teşvik eder de bir halleri var. Onu anlatıyorlar, uzun uzun anlattırıyorlar. Fakat Türkiye'de herhangi bir altyapı olmadan bu kadar riskli bir ortam varken bunun da reklamını yapmaları bana biraz içim doğrusu enteresan geldi. Neden yapıyorlar bunu da bilmiyorum. Fakat ortada da bir gerçek var ki insanlar bunu cazip bulup gidiyorlar. Bu cazibesi kolay para kazanmak mı hocam? Nedir yani? Herhangi bir ticari İştah faaliyet diyelim yapmanın yani kolay dışında. para kazanmak, belki birden zengin olmak, başkalarının fark etmediği bir zaman içerisinde hızlı bir şekilde birikim elde edip diğerlerinin oraya girdiğindeki kar marjının düşmesinin önüne kesmek, belki birçok sebepler olabilir. Unutmamalılar ki izleyiciler, bedava peynir fare kapanında olur. Meşhur bir söz bu. Geçen hafta bana mail de geldi şeyden, bu Elon Musk'ın sitesi şeyinden, kurumundan. Diyor ki işte yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir şey vereceğiz, imkan vereceğiz. 5.000 Bitcoin'lik bir limitle bu sözünü ettiğimiz Tesla araç gruplarını kripto parayla satışa başlayacağız. Şimdi bakıyorsunuz yani arka planına o kadar karmaşık ilişkiler var ki, o kadar karmaşık sistemler var ki. Şimdi ben bir örnek vereyim mesela. Geçtiğimiz senelerde Trump iktidardayken, yani görevinin başındayken bu sistemlerin açıklarıyla uğraşan özel şeyler var, meraklılar var. Batı şirketleri özellikle bu konuda teşvikkar da oluyorlar. Nedir? İşte bizim sistemlerimizin açığını gösterebilirseniz, biz hatta size bununla ilgili ciddi hazırlıklardan sonra yaptıkları bu ilan, ne yapabiliriz? Size ödül de verebiliriz. Sistemin açığını tespit et, bize göster. Şimdi benzer şekilde adamlar o kadar sağlam çalışıyorlar ki sistemin açığını bulamıyorlar. Amerika gibi bir ülkede ne yapıyorlar? Çin'e gidiyorlar. Çin'in pilot bir bölgesinde bu tarzda sistem uygulamalarını Çinli partnerlerle buna hazırlanıyorlar. Ve bakın Trump'ın döneminde çok ciddi anlamda bu tarzda mağduriyetler de çıktı. Ama bu mağduriyetlerin kaynakları Amerika merkezli değil, Çin merkezli. Çinliler dahi bilmiyorlar olayın ne olduğunu. Ya bakın çok ciddi bir olay aslında bu. Çinliler bile yani ileri düzeyde teknolojik birikimleriyle bu işleri çalışan Çinlilerin bile bu konuda bilgi zafiyetleri oluşmuş. Zafiyetleri var. Dolayısıyla bu Amerikalı aktörler o sahada ciddi anlamda Amerika'ya şey yapacak, çalışacak bir buna benzer işlemler serisi yaptılar. Ben size bir rakam vereyim. Adamın bir tanesi yakalanmış, yasal bir şekilde yakalanmış. Kanuni boşlukları o kadar iyi net hazırlıyorlar, bakıyorlar, inceliyorlar, sistemi öyle kuruyorlar ki 150 bin dolar parayı cezai şey olarak, müeyyide olarak ödüyor mahkemeye ve serbest kalıyor. 150 bin dolar. Bakın 150 bin dolar. Sonrasındaki tutara bakıyorsunuz, elde ettiği tutara bakıyorsunuz, 300 bin dolar. Ve adam diyor ki o para benim diyor, o parayı ben hak ettim diyor, o parayı benden kimse alamaz diyor.
Öbür tarafta da ağlayan insanlar var. Bakıyorsunuz bunu inceleyecek kurumun başındaki kişiyi de atayan Trump. Diyor ki sistemle alakalı işte federal inceleme başlatıldı, soruşturmalar başlatıldı. Devam ediyor. Tabii bir şekilde kapandı mevzu. Şu an bununla ilgili baktığımızda ciddi anlamda düzenlemeler olduğunu görüyoruz eyaletler bazında. Şimdi en serbest eyalet ne olmasını beklersiniz? New York olmasını beklersiniz. New York bu konuda çok net bir şekilde kısıtlayıcı bir yasa ortaya koydu ve yürürlüğe şey yapmış Hocam oldu. şimdi bu Türkiye'deki tekrar dolandırıcılık hikayesine dönersek. Evet. Ortadaki rakam 2 milyar dolar. Yatırımcı sayısı olarak söylenen yatırımcı sayısı 391 bin kişi. 391 bin kişi Yani bu yaklaşık ismi 400 bin. geçen evet 400 bin kişi ismi geçen bu firmaya Todex isimli firmaya paralarını yatırıyor. Kimin ne kadar yatırdığını bilmiyoruz. Bu bize kapalı. Yani öngörü 2 milyar dolar net bir rakam mı değil mi bilmiyorum ama herhalde tahminden oluşuyor. Şimdi bunun kurucusu genç bir girişimci Faruk Fatih Özer. Bu kişi de yaklaşık değil 2 gün önce Salı günü havaalanından çıkarken görüntüler de var yayınlıyorlar. Yurt dışına çıkıyor. Kimisi diyor ki Tayland'a kaçtı sonradan bir güncellediler haberi. Arnavutluğa kaçtığını söylüyorlar. 2 milyar dolarla kaçtı diye bir haber var. Bir insan 2 milyar dolarla bir ülkeden başka bir ülkeye hareket edebilir mi hocam? Bu kripto parada bu gerçekleşebiliyor mu? İkincisi 391 bin yatırımcının parası aynı zamanda bu kişinin elinde mi yani? Onlar normal kendi şifreleri, korunaklı alanları yok mu? Bunu bir açıklayabilir miyiz, anlatabilir miyiz Yani seyircilerimize? şöyle söyleyelim, o kişiler şu an zaten sistemin merkezine ulaşamıyorlar. Mesele bu. Sistemin merkezine giriş çıkış açık olsa o paralarını kurtarabilecekler. Belki bir taraftan bir tarafa güvenli bir limana aktarabilecekler. Ama bu işlemi yapabilecek imkan platform yok şu an. Sistemin çalıştığı o zinciri kapatmış. Zincirin bulunduğu server kapanmış. Mesele de bu. Tamam. Bu kişi de diyor ki ben diyor bununla ilgili daha üst bir zincir grubuyla ne yapıyorum diyor blockchain ile diyor. Görüşmeler yapıyorum daha bu işin daha gelişmesini sağlayacak belki çok daha fazla karlılık getirecek bir etaba hazırlık yapıyorum diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Bunda ne kadar samimi şöyle söyleyeyim. Kaçmış olması bununla ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteriyor. Yani telefonlara Hocam çıkıyor olması, herhalde yani şimdi televizyonlara çıkıyor tabii ki olması bir şey değiştirmez. Muhatap olduğu ülkede şu an yok. Dolayısıyla bu sözünü ettiğimiz paralar, sanal paralar ne olmuş olabilir? Dünyanın farklı bölgelerindeki tanımlanmış adreslere dağıtılmış olabilir. Hiçbir şekilde tek bir küfeye yerleştirmiş yumurtalar bütünü değildir bu. Dolayısıyla bu kişilerin paniği de bundan kaynaklanıyor. Bu paranın bir şekilde yani Türkiye'de şöyle midir? Bu dağıtımına şöyle başlanmış midir hocam? olsaydı Şöyle midir? Yani bir grup insan 391 bin kişi diyelim ki birer dolarını buraya yatırdı. Birer değil mi de biner doları diyelim. 391 bin milyon diyelim mesela. Bu paralar aynı zamanda bu kişinin önüne mi düşüyor? Fatih, Faruk Özer'in önüne düşüyor. Dolayısıyla müşterisinin parası aslında onu alıp kendi parası gibi uluslararası bir sisteme başka bir coin sistemine, başka bir kripto para sisteminin içine koyup müşterilerinin parasıyla kendisi oynuyor olabilir mi mesela? Tabii yani bu başka bir şey olmaz. Maalesef az önceki sözünü ettiğim nokta buydu zaten. O kadar karmaşık sözleşmeler bütünü ki bu sistem altyapısı. Dolayısıyla kişilerin bu noktada çok üst seviye hizmet alması lazım. Bilir kişilerden hizmet alması lazım. Maalesef böyle bir şey bizim Türk halkının çok bir şeyi yok. Yani bu anlamda dikkati yok. Olabildiğince maliyeti az olsun ama karlılığı yüksek olsun düşüncesiyle o en üst hizmet kategorisinden
hizmetlerini tanı şey yapmıyor, talep etmiyor veya almıyor. Dolayısıyla o genelde insanımızın söylediği hani karınca doğası gibi derler. Bankadan bir kredi almaya gittiğinizde dahi sayfalar dolusu, sayfalar dolusu metin getirirler önünüze. İmzalamak zorunda kalırsınız. O imzaları atmadığınız takdirde krediye ulaşma şansınız yok zaten. Bakmadan hepsine imzalarsınız. İmza atarsınız. Dolayısıyla şimdi ben benzer şeyi kendim de yaşadığım için önüme getirildi. Tek tek hepsini inceledim. Dedim ki bu benim yasal bir hakkım. Banka memuru bana diyor normal bir kredi alacağım zamanda yaşadığım bir şeydi bu. Beyefendi ben de yapsanız başka işlerim var, başka müşterilerim var. Benim de bunu okuma mecburiyetim var. Anlama mecburiyetim var. Gerektiğinde de sorma mecburiyetim var. Senin de bunu cevaplama zorunluluğum var. Ve aynen bütün hepsini yapmışım. Bakın bir yerde gözümün önüne gelen bir kelime var. Gayri kabil rücu diyor. Yani siz oraya imza attığınızda artık geriye dönüşü yok bunun. Geriye dönüşü yok. Normal koşullar için söylüyorum. Bankacılık hizmeti için söylüyorum. Bu tarz sistemlerde o kadar karışıklıklar var ki. Şimdi malum basit dolandırıcılık işlemlerinde dahi bazen güldükleri oluyor insanların. Ya koskoca profesörü nasıl kandırmış adam diyor. O kadar iyi rol oynuyor ki. Dolayısıyla da insanın o rolü, senaryoyu yatsıması veya işte inanmaması mümkün kalmıyor. Mümkün değil yani. Dolayısıyla o anlamda tuzağa düşüyor, kaybediyor. Buradaki sistemde check etmeniz lazım. Gerekiyorsa bir üst tarafa daha onaylatmanız lazım. Bilir kişiye bunu vermeniz lazım. Bu sözünü ettiğimiz rakamlar küçük bir rakam değil. Bunları profesyonelce Hocam yaparsanız şimdi zaten çok kendinizi de korumaya almış gerçekten oluyorsunuz. çok gerçekten çok büyük rakamlar. Şimdi ben eğer şöyle düşünün. Yatırımcı olduğunuzu düşünün. Bu 391 bin insandan 400 bin insandan birisi olduğunuzu düşünün. Eğer siz Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde çalışan resmi bir kurum varsa ve bu kuruma Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birimleri izin verdiyse ve onun çalışmasını müsaade ediyorsa ki ortada milyarlarca dolar paradan bahsediyoruz. Yani bu paranın hareketi şusu busu hepsini zaten kontrol etmesi gerekiyor bir şekilde devlet sistemini. Buna güvenip insanlar giriyorlar ve şu anda bir tane adam, sadece bir tane adam bu kadar insanı mağdur edip kapıdan elini kolunu sallayarak çıkıyor. Yani buradaki Görünen bir şey yok çünkü. sorun Görünen bir sadece şey yok. buradaki sorun sadece yatırımcıda mı? Bunu kontrol etmeyen sistemde değil mi? Bunu denetlemeyen sistemde değil mi? Ya Metin Bey haklısınız, doğru. En temelde o denetçi kurumlar bu vazifeyi yerine getirmek zorunda. Ha şimdi az önce söyledik. 30 Nisan'da yürürlüğe giriyor olmasının sebebi nedir sizce? Niçin o kadar kabul edilmiş? 2 hafta sonrasında yürürlüğe girecek. Niçin böyle bir şey düşünülmüş olabilir? Bir, Vallahi altyapı aklımıza her şey gelebilir. Benim aklıma bir sürü şey geldi. Her şey gelebilir. altyapı eksikliği olabilir. Unutmayın ki bir zamanlar bunların altyapıları vardı. Ciddi altyapılar vardı Türkiye'de. Bu altyapıların üstüne betonlar döküldü. Neden betonlar döküldüğünü biraz geçmişi araştıranlar anlayabilirler, görebilirler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti yasalarında şöyle bir ifade vardır kanunların başında. Der ki bu mevzuat muhatabını biliyormuş gibi sorumluluk verir. Sorumluluk sahibidir herkes. Gümrük kanunu açın bakın 1. madde böyledir mesela. Bildiği düşünülerek hüküm icra edilir. Ben bilmiyordum işte şu maddesi eksikti şu. Hayır. Elbette müteselsilen zincirleme bir şekilde sorumluluk var. Kaldı ki bir başka şeyden daha bahsedeyim ben size. Belki ilginç olur. O hal kaldırıldı biliyoruz normalde. 18 Temmuz 2018'de. Şimdi baktığımızda onun arkasından hemen bir yasa çıkartıldı. Çıkartılan yasayla
Bütün bu şeyler, OHAL kapsamındaki bazı istisnai durumlar 3 yıl süreyle uzatılmış oldu. Yetki verildi. Şimdi bakıyorsunuz, orada üst düzey erkan, devlet erkanından eğer soruşturma gerekiyorsa bunun iznini ancak İçişleri Bakanlığı'ndan alabilirsiniz. Onun üstünden bakanlar seviyesinde talep ederseniz böyle bir soruşturma, onun iznini de ancak Cumhurbaşkanı verebilir. Soruşturma iznini. Dolayısıyla şimdi olayların zincirleme etkisini görmemek, göz ardı etmek mümkün mü? Bunu net bir şekilde dünkü açıklamalarda da zaten 128 milyar dolar açıklamasında da gördük. Sayın Cumhurbaşkanı baktığımızda ne diyor orada? Çok dikkatimi çekti benim. Yurt dışına giden miktar bahsettiğiniz miktar kadar değil diyor. Yani dolayısıyla yurt dışına giden tutardan tutun, yurt içindeki harcamadan tutara kadar bütün detayların bilgisi kendisinde var demektir bu. Aynı şey burası için de geçerli. Kaydı paralar veya işte kripto paralar için geçerli. Bunun en güzel örneklerini görmek istiyorsa veya en güzel örneğini görmek istiyorsa muhataplar çalışan bir sistemi Estonya dediğimiz ülkeye bakması güzel olur. Tavsiye. Baltık Cumhuriyetlerinden bir tanesi Estonya bu sistemi mükemmel bir şekilde kurdu. Avrupa Birliği içerisinde şu an merkez ülke bu anlamda. Kripto üzerinde hem vergi düzenlemeleri, hem yasal düzenlemeler, diğer yasal düzenlemeler, hem ticari düzenlemeler, hem de e-vatandaşlık sistemi. Dünyanın dört bir tarafından Estonya vatandaşı olabiliyor insanlar. Ama sadece e-vatandaşlık alabiliyor. O almış olduğu e-vatandaşlık sistemini bizzat bulunduğu ülkeden konsolosluklar vasıtasıyla onaylıyor ve sistemi o şekilde angaje ediyor, dahil ediyor. Dolayısıyla bu kişi bu sistemin, kripto sisteminin veya elektronik sistemin, ticaretin bütün pozitif taraflarını kullanma şansına eriştiği gibi eğer bunu dezavantaj şey olarak kullanacaksa, art niyetle kullanacaksa da kolayca tespit edilebilir bir noktaya da eriştiriyor. Şimdi Evet. bunlar bu anlamda dikkate alınması gereken etkenler. Ama sözünü ettiğimiz tarzda maalesef ne değil, işte ne bireyler, ne şirketler, Türkiye özelinde konuşuyorum. Bu anlamda şey değiller maalesef. Tabii bununla bir kısmı kâra bakıyor, bir kısmı maliyeti daha etkin hale getirmeye bakıyor, bir kısmı varlığını daha garanti altına almaya çalışıyor veya çeşitlendirmeye çalışıyor. Burada evet kişilerin veya şirketlerin sorumluluğu olduğu kadar devletin de sorumluluğu esastır tabii. Evet. Yani şimdi görüyorum haberleri de son dakika haberlerini mağdurlar işte o binanın TÖDEX'in olduğu binanın önüne toplanmaya başlamışlar. 30 milyon TL parasını kaybeden varmış. Şimdi bu paralar geri alınabilir mi, alınamaz mı diye soruluyor. Yani bu manzaraları pek çok kez gördük Türkiye'de son 20-30 yıldan bu yana görüyoruz. Böyle kapılara dayanan insanlar, mağdur olanlar. İşte Maldivler'den otel satmışlardı biliyorsunuz. Fuat Olarak Gündüz mağdurları oluştu bir sürü on binlerce. Sonra Çiftlik Bank meselesi oluştu. Sonra bir zincirler vesaireler vardı. Tabii şu ana kadar hiç bu kadar büyük bir rakamdan bahsedilmemişti. Umarız Türkiye'de savcılar, sistemler devreye girer. Ve bu kadar büyük çapta yolsuzluk yapan birinin başka işbirlikçileri var mı yok mu? Bir yerlerden destek alıyor mu? Ona ayrıcalıklar sağlayanlar var mı yok mu? Umarız onları da araştırıp bulabilirler. Çünkü zannediyorum ki böylesine büyük bir vurgunu tek başına kendisine destek almadan yapabilemez diye düşünüyorum ben. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Yani bunu bilerek söylemiyorum Yok, ama muhakkak. ortadaki manzarayı yorumlayarak söylüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, yani az önce bahsettiğimiz o Çin meselesindeki gibi zannediyor musunuz ki Çin hükümetinin, devletinin böyle bir
olaydan habersiz olacağını? Hayır. Bilakis uygulama olarak takiptedir, izlemededir. Olayın nasıl şekillendiğini, nasıl harekete geçirildiğini bütün mekanizmalarıyla anlamak için izlemeye almıştır sadece onu. Belli bir zaman sonra da artık sistemi tam öğrendiğinde, mekanizmayı tam çözdüğünde, değerlendirmeyi bitirdiğinde müdahalesini yapmıştır. Onun için Evet. bu karşılıklı devletler arasında olan vakalar, dolayısıyla benzer şeylere Türkiye koşulunda veya işte bir başka ülke koşulunda da şahit olabiliriz. Elbette bunu ne yapıyor olabilir? Şimdi ben hiç unutmuyorum. Orta Asya'daki bir cumhuriyette mesela bir bankanın genel müdürü ülkenin şartlarında daha bununla ilgili herhangi bir hüküm yokken, mevzuat geçerliliği yokken elinin altındaki özel kişilerin hesaplarını Batı dünyasının hesaplarında çalıştırdı ve geriye getireceği saati ayarlayamadığından dolayı, bakın saati ayarlayamadığından dolayı yakalandı. Yakalandı. Dedi ben parayı yerine koyacaktım. Ha, parayı koyacaktın da sana ait olmayan bir parayı çalıştırdın. Yani gayri ahlaki bir iş yaptın yani. Yarın bir gün bozduğunda, kaybettiğinde bunu daha fazla farklı şeylerin de yapabilirsin. Ve cezalandırıldı. Şimdi benzer uygulamalar dünya ülkelerinde de bu gelişmiş sistemler, ekonomik finansal sistemler içerisinde görülüyor. Dolayısıyla az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler büyük ülkelerin ne yaptıklarına bakmaya çalışıyorlar. Onları anlamaya çalışıyorlar ki yanlış bir şeye de yol açmasınlar diye. Birazcık bu süreç bu anlamda ne yapıyor? Fırsatlar da oluşturuyor maalesef. Küresel aktörlere sistemi şey yapabilecek, çalıştıracak. Ben inanıyorum ki o sözünü ettiğiniz kişi büyük bir ihtimal Türkiye dışında da bağlantıları vardır. Türkiye dışında teminatları da vardır. Büyük bir ihtimalle o hesabı olan insanlara diyeceklerdir ki paranın bir kısmını verelim sana. Kalan kısmının üstünden feragat et. Yani ne Çok güzelmiş. kurtarabildiyse o kâr olmuş olacak. O şekilde de bu iş kapanacak. Çünkü sözünü ettiğimiz tarzda mutlaka ama mutlaka yasal bir dayanağı vardır bunun. Bunu gösterecekler, ibraz edecekler. Evet, şimdi hocam bir soğuk cüzdan dedikleri bir küçük bir cihaz var, onunla bahsediliyor. Bu cihaz üzerinden kendi hesabınıza giriyor biliyorsunuz, çıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar kolay bir şekilde paranın transferi sağlanabiliyor, değil mi? Bu birinci sorun. İkincisi de yani uluslararası ticaret, uluslararası para akışı, uluslararası para trafiği açısından baktığımızda böylesine yüklü bir miktar parayı kaçırdı demek bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü kimse hiçbir yerde, herhangi bir yere, daha doğrusu bir ülkeden başka bir ülkeye bu kadar büyük bir parayla, İster dijital olsun, ister elde tutulur gerçek para olsun, çıkması, taşınması mümkün değil. Bu nasıl oluyor? Bunu nasıl izah etmek lazım? Yani şöyle söyleyeyim, teknolojik altyapı itibariyle şu an gördüğümüz, bildiğimizin çok çok ötesinde bir noktanın çalışıyor olduğunu kabul etmek lazım. Ya bakın net söylüyorum, o paranın belki çok çok daha fazlasını ne yapabilirsiniz? Hareket ettirebilirsiniz, döndürebilirsiniz dünya genelinde. Dolayısıyla ne değildir bu? Yani şaşkınlığa düşürecek bir olay değil aslında. Ha, bunu zamanlamasını çok iyi yapmışlar. Ortaklıkları çok iyi kurmuşlar. Olay bundan ibaret aslında. Ve dağıtımını çok profesyonelce yapmışlar. Ya, bunun örneğini zaten altın ticaretinde veya işte İran'a para aktarma sürecinde Zarrab'tan görmedik mi? Finansal ağı nasıl kurduklarını şemalarla gösterip Yani anlatmadılar mı? Dedi ki Zarrab ben kendisi şu ülkeden anlattılar. buraya aldım, o ülkeden o tarafa aktardım, o ülkeden bu tarafa geçirdim. Oradan buraya geldi, buradan o tarafa gitti. En nihai İran'a ulaştı. Olay bu kadar. Ha, dijital paralarda bu çok çok daha
zor. Ve anlaşılması en zekilerce dahi, bakın az önce örnek verdim size. Adam diyor hakkımla kazandım ben diyor ya. 300 bin dolar benim hakkım diyor adam. Yani belli bir zaman tırnaklarıyla kayayı kazımış adam. Ha, cezamı da ödedim diyor. Yasal olarak sorumluluğumu da yerine getirdim diyor. Ben temizim artık diyor yani adam. Evet. Sistemler bu Bakalım. anlamda, bu düzeyde ne yapmak lazım? Çok ciddi altyapıyı hazırlamak lazım, altyapıyı kurgulamak lazım. Eleman kadro gücünü işi bilecek, hakikaten değerlendirecek, anlayacak elemanları, bürokrasiyi hazırlamak, eğitmek lazım. Kaldı ki benzer şeyi Kaliforniya mesela, bugün bağımsız olsa Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyanın en büyük 6. ekonomisi Kaliforniya. Diyor ki ben bununla ilgili diyor ne yapacağım diyor. Şu an uyarı yayınlıyorum diyor. Bu sistemin üzerinde çalışıyorum şu an diyor. Ve ne yapacak? Yerel ekonomileri bu anlamda teşvik etmenin çeşitliliklerine bakacak. Kamu hizmetlerini iyileştirecek, teknolojisini geliştirecek. Ondan sonra da mevzuatını koyacak. Şimdi bunlar maalesef olmadığı takdirde ne yapamazsınız? Koruganlık söz konusu olmaz. Koruyucu olamazsınız. Bugün Almanya'da bakın bir örnek vereyim, bir başka örnek. Normal koşullarda 27001 standardını, bilgi güvenliği, kalite güvencesini, sistemini ele aldığınızda hepi topu 50-60 sayfadan oluşur normal şartlarda. Ama Alman bilgi güvenliği noktasındaki özel kurumun belgesini almaya kalktığınızda bu mevzuatın size sorumlu kıldığı sayfa sayısı 4500-5000'e ulaşıyor. 100 katı neredeyse. O kadar detay çalışıyor ki adamlar. Ve her bir detayın da başında ayrı bir uzmanı var. O işi de ben yaparım, diğerini de ben yaparım değil. Her alanın kendi uzmanı var. Ve o Evet. alanda baş uzmanlığa ulaşıyorlar. Ve zaman alıyor. Bu sözünü ettiğimiz 50 yıl dediğimiz sistemin inşası, mimarisinin kurulması, inşası ve güçlendirilmesi, peyderpey güncellenmesi bununla ilgili. Ona rağmen O zaman şu Almanya'da anda olmuyor mu? Almanya'da da oluyor. hocam, o zaman şu anda zaten kafasına dolandırıcılığı koymuşsa bir kişi, diyelim ki bu son örnekten yola çıkarak, Türkiye'deki bütün bu boşlukları aslında onun uzmanlık alanı Türkiye'deki bu konudaki boşluklar. O konuda iyice Ya uzmanlaşmış muhakkak. kendisi. Onu oradan insanların paralarını toplayıp nasıl ben bunları kendi hesabıma geçirebilir miyim planlarını yapmış demek ki. Sonra zamanı Aynen. gelince de yeterlice topladığı paraları Türkiye'deki bu boşluklardan da faydalanarak almış götürmüş gibi gözüküyor. Tablo şu anda bu, önümüzdeki haftalarda günlerde ne gözükür ona bakalım. İsterseniz burayı biraz Evet, toparlayalım sonra. olay bu yani. Özetlediğiniz tarzda net, anlaşılır bir tarzda bu. Evet. Daha teknik anlatılabilir. Ama muhatabın kafası karışır. Büyük bir ihtimalle teknik anlatımdan ziyade bu sözünü ettiğiniz şey daha bir genel anlaşılır oldu diyebiliriz. Evet, tabii bunu bir tarafına bakılması gerekir. Türkiye'de maalesef bazı şeyler artık eskisi kadar çok net, şeffaf değil. Normalde mahkemeler ve devletin kurumları bu tarz yolsuzlukların üzerine çok rahat bir şekilde gidemiyorlar. Genellikle konular bir yere geliyor, dayanıyor. Kişiler belli yerlere, belli noktalardaki insanlara dayanıyorlar. Keşke Türkiye'de çok rahat ve bildiğim adalet bir şekilde sistem, mahkemeler çalışmış olsa da bu konuyla alakalı ciddi bir araştırma yapsalar. Gerçekten bu kişinin, bu kadar parayı yöneten kişinin bazı hatırlı yerlerde ortakları var mı? Onlarla çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Hepimiz de öğrenebilmiş olsak. Bu anlamda yani bildiğimiz bir şeyden değil, fakat şeffaflaşması açısından bunun bilinmesi önemli ve gerekli idi. Gerekli, hala da öyle. Ama Türkiye'deki adalet sistemi, mahkemeler sistemi maalesef son zamanlarda sadece bazılarının istedikleri şekilde çalıştığı için bu konuda benim çok ümidim olduğunu da söyleyemeyeceğim.
Buradan isterseniz Evet. programın bu son bölümünde Erdoğan'ın dün grup toplantısında bir kez daha altını çizdiği ve bir kez daha bu konuyla alakalı konuşmak zorunda kaldığı tırnak içinde 128 milyar meselesine gelelim. Biraz onunla beraber toparlayalım. Yorumlar Evet. şöyle, Erdoğan şu ana kadar muhalefetin iddialarıyla alakalı çoğunlukla kulak arkası etti. Onlarla ilgilenmedi. Kendi hedef kitlesine karşısındaki muhatabın özellikle muhalefeti küçük gösterecek, onların hiç değersiz olduğunu görüşlerini söyledi. Ve neredeyse iddiaların hemen hiçbir tanesine direkt olarak cevap vermedi bu ana kadar. Onun zaten tarzı da bu. Kendi hedef kitlesine ya dış güçlerden bahsediyor ya içeride ülkeyi bölmek isteyenlerden bahsediyor. Böylece de seçmenini ayakta tutuyor, iddiaları da umursamamalarını söylüyor. Ama bu 128 milyar dolar meselesi Erdoğan ve AKP çevresini zannediyorum kendi seçmen kitlelerinin de etkilendiğini düşünerek öylesine etki alanı içine aldı ki bir şekilde açıklama yapmak zorunda kaldılar. Açıklamalar tabii ki hepsi birbirinden tutarsız. Kimisi para var diyor, kimisi yok diyor, kimisi oraya harcadık diyor, kimisi buraya harcadık diyor. Erdoğan kendisi bile üç farklı açıklama yapıyor. Siz 128 milyar doların Türkiye siyasetinde daha önceki olmayan bir şeyleri sizce tetikleyeceğini düşünüyor musunuz? Muhalefetin yaptığı bu konunun eğer üzerine giderse AKP'nin kendi seçmeninin de sorgulamaya başlayacağını, dolayısıyla da AKP'nin bundan büyük hasar göreceğini düşünüyor musunuz? Ya da bir süre sonra daha önceki pek çok olayda olduğu gibi bu da unutulur gider. Türkiye'de böyle işte ağır aksak yoluna devam eder mi diyorsunuz? Siz hangi görüştesiniz? Ben şöyle söyleyeyim. Dün yine Sayın Erdoğan'ın açıkça muhteşem bir cerveze, muhteşem bir algı yönetimi yaptığını gördük diyebilirim. Nedir bu? Ekonomi yönetimi bundan ibaret maalesef. Şimdi bakın, eğer muhalefet bu haliyle bırakırsa, üstüne gitmeyi keserse, aslında çok daha güçlü bir şey yaptı. Nedir o? Dedi ki muhalefet, ya bırakın dedi 128 milyar doları, benim sözünü ettiğiniz dönemlerde veya dönemler arasında harcadığım tutar aslında 165 milyar dolardı. Siz az bile söylemişsiniz dedi yani. 165 Evet, öyle milyar söylemiş. dolar ve kalem kalem, bakın kalem kalem açıklamasını yaptı sözde. Sözde diyorum çünkü önemli nokta burası. Şimdi bakıyorsunuz açıkladığı noktalar ne? Diyor ki döviz ihtiyacımız arttı ve biz bu döviz ihtiyacını artan kalemlerin taleplerini yerine getirmek için peyderpey bunları harcadık. Ne buraları? İşte diyor cari açık malum işte dış ticaretin yetersizliği bakıyorsunuz yaklaşık diyor 30 milyar dolar oraya gitti. Turizm gelirleri diyor düştü diyor. Bundan dolayı döviz ihtiyacımız arttı. Yine şey kısmına bakıyorsunuz yabancı sermaye belli bir miktar çıktı diyor. Bu da 31 milyar yeküne denk diyor. Vatandaşların diyor tasarruf tercihleri diyor değişti diyor. 54 milyar dolar onlara verdik diyor, karşıladık diyor. Nedir o? İşte döviz ihtiyacı oldu, altın talepleri oldu, toplamı 54 milyar dolardı diyor. Onları karşıladık diyor. Diğer önemli kısım diyor ki reel sektöründe diyor döviz ihtiyacı vardı. Neden? Çünkü dış borcu vardı. Aldıkları borçları geri ödemesi gerekiyordu. Bir 50 milyar da oraya verdik diyor. Toplamı 165 milyar dolar ediyor. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. Aslında Erdoğan orada seçmenini, öncelikli olarak seçmenini konsolide etti. Böyle ki hiç öyle 128'e falan bakmayın siz. 128 değil bakın 165 milyar dolar harcadım. Ve sözünü ettiğimiz şeyi aslında seçmenine diyor ki benim sözüme inanın diyor. Ben bak kalem kalem size anlattım diyor. O taraf bunu aldı. Maalesef aldı. Muhalefetin bu andan sonra o 165 milyar dolara 128 de değil artık. Bakın madem bunu Erdoğan'ın kendisi söyledi, dile getirdi.
165 milyar dolar üzerinden artık söylemi kabul edip o şekilde devam etmesinde fayda var, unutturmamasında fayda var. Şimdi burada inandırıcı olmayan şey nedir? Bakın, 18 yıllık bir iktidarın sonrasında hala kendi halkınıza dahi krizin veya sıkıntının, ekonomik sıkıntının, daralmanın olduğu bir dönemde dövize kaçmanın güvenli liman olacağı beklentisi, tercihi. Aynı zamanda altına kaç, altın hadi neyse kabul edilebilir. Dövize kaçıyor olması çok enteresan. Burası çok ciddi, ciddi enteresan yani. Ya bakın, 2008 tarihinde 1 dolar 1 lira 15 kuruştu. Japonya ekonomisinde tüketiciler veya işte işletmeler Türk lirasından tasarruf yapıyorlardı. 2008 Türkiye'sinden bahsediyoruz. Bakın, 2008 1 lira 15 kuruş. Niçin 18 yılın sonrasında, niçin 18 yıllık bir iktidarın sonrasında krize girdiği bir anda Türk lirası, madem ki kendi beyanı da aslında bu, diyor ki biz bunu yapmazsaydık, bu paraları satmasaydık döviz yükselecekti. Ya bakın, yükseldi zaten. Yine aynı yerdeyiz. Ve tanımladığı bir nokta var, oraya da geleceğim biraz sonra. Bunun yanı sıra özel sektörle ilgili de tanımlama vardı bu zamana kadar. Hem kurmaylarının hem taraftarlarının diyorlardı ki devletin borcu değildir özel kesimin borcu, dış borcu. O şirketlere aittir. Halbuki şimdi açık açık söyledi Sayın Erdoğan, diyor ki bunlar özel sektörün, diyor, borçlarını finanse edilmesi için özel sektöre Merkez Bankası tarafından verildi, diyor. Onların borçları kapatıldı. Ya bakıyorsun, böyle bir zamanda 19 Nisan 2021 tarihli Hazine Maliye Bakanlığı'nın raporuna baktığımızda gördüğünüz bir şey var. Dış borç tutarı hala aynı. 450 milyar dolar. Ve bunun içerisindeki en büyük yekünü yaklaşık hemen söyleyelim 256 milyar dolarla özel sektör tutuyor. Ya ödendiyse 50 milyar dolar, bunun en az 206 milyar dolara düşmesi lazımdı. 19 Nisan'da hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan rapor, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporu, 256 milyar özel sektörün borcu duruyor diyor. 450 milyar dolar borç var şu an hala. Ödendiyse nerede? Hani o kediyle ciğer hikayesi gibi. Şimdi ödemeler bilançosu dengesine bakıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki raporda doğrudan yatırımlarda yatırımlar yaklaşık %50'den fazla azalmış. Tasfiyelere bakıyorsunuz. Tasfiyeler de %100'e yakın azalmış. Ya bunu şu an muhalefet ne yapması lazım? Anlatması lazım. Hem 128'i 165 milyar dolara çekmesi lazım, çıkarması lazım. Hem de bu tarafını halka anlatması lazım. Ve bir başka nokta orada diyor ki, az önce de sözünü ettim. Sayın, diyor, bakan, diyor, açıkladı diyor. Merkez Bankası Başkanı açıkladı diyor. Genel Başkan Yardımcısı, diyor, bu alandan sorumlu, açıkladı diyor. Ya, hala anlamadıysa ben de anlatayım diyor. Teyit ediyor. Yani artık geriye dönüş ihtimali yok bakın. Geriye dönüş ihtimali yok. 165'ten ben de kabul ettim, aldım beyanı ve bunun içeriğini artık halka anlatmak. Ya siz 154 milyar dolar hakikaten aldınız mı? Veya işte şirketlerin bu kadar parası ödendi deniyor. Ama hala bakanlığın ilgili raporlarına baktığımızda 256 milyar dolar borç gözüküyor. Yani Hocam bu soruları kim soracak? Cevaplarını kimden alacaksınız? Artık Türkiye sizin eskiden böyle sorular sorup arkasından şeffaf cevapların alındığı, doğruların söylendiği halden çoktan çıktı. Şimdi sadece az önce sizin de bu konunun başında söylediğiniz gibi
bir cerbeze, bir siyasi çıkış, bir dış güçler meselesi, bir vatan millet bölünmesin meselesi çıkarıveriyorlar. Ondan sonra bütün o sorunlar Vatan üzerine millet kapatıyorlar. bunlar devam ederse bölünecek. Tam tersine. Ya yani şu Maalesef. sözünü ettiğimiz şeyler olursa, sorgulanmazsa bölünecek. Sormaktan ziyade. Ama Evet. ben şu yönden ümit varım. Yani bakın, grup toplantısında bu kadar sağlam, sözüm ona sağlam açıklama yapıldığı halde cılız bir alkışlama oldu. AKP koltuklarında veya işte sıralarında aynı zamanda ayağa kalkan da olmadı maalesef. Yani daha önceki oturumları biliyoruz, gözümüzün önünde. Bu aslında anlatılanların parti içerisinde dahi makez bulmadığını gösteriyor. Evet, Bu hocam da bir biraz umut olabilir. toparlayalım. Evet. Yani biraz toparlayalım. Tekrar en başa dönüp isterseniz öyle toparlayalım. Bu kripto para meselesinde ortada 2 milyar dolar kaçırıldığı iddia edilen bir olay var. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de son 3-5 yılda özellikle çok böyle büyük para hareketleri tamamen kontrol altında olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz yani böyle büyük neredeyse arsalar bile alıp satılamıyor. Birilerine haber verilmeden birilerinin kontrolü dışında o yapılamıyor. Bir sürü iddialar var. Kimilerine verilen paylar, kimilerine aldıkları var. Artık yolsuzluklar konusu Türkiye'de maalesef sıradanlaşmış bir hale geldi. Dolayısıyla da her şeye rağmen sistemin böylesine büyük bir trafiği sağlayan sistemi ya da kurumu ya da kuruluşu başıboş bırakıp paraları kaçırmasına ben şahsen müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da iyi bir araştırma yapıldığında altından kimler neler çıkacak? Belki onları zaman içinde görürüz. Araştırma tabii yapılırsa, yapılabilirse diyelim. Benim düşüncem, görüşlerim böyle. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Yoksa kapatalım programı. Yani aslında var da fazla uzatmayalım isterseniz. Gelecek haftaya bırakalım. Pekala. Haftaya Zaten isterseniz gündem devam bitmiyor edelim. Türkiye'de. Gündem bitmiyor Aynen öyle Türkiye'de. hocam. Çok Saatler da şey geçmiyor ki, olmasın. saatler geçmiyor ki, saatler geçmiyor ki yeni bir gündem ortaya çıkmasın. Şöyle bir sayfamı bir refresh edeyim, bir tazeleyeyim bakayım yeni bir şey var mı? Son dakika görmediğimiz bir şey var mı? Evet, şeyde hala Trend Topic'te Twitter'da Todex meselesi en başında duruyor. Eshel var. Bu şu anda Avrupa'da yaşayan bir rap sanatçısı. Bir ara Türkiye'de gözaltına alındı, tutuklandı, sonra bırakıldı. O bir paylaşım yapmıştı dün galiba. Türkiye şu anda Nazi Almanya'sından farksız demişti. İşte bakın görüyorsunuz Türkiye apaçık bir parti devletine dönüşmüştür. Şu an Nazi Almanya'sından farkı yoktur. Bu hükümet meşruiyetini tamamen yitirmiştir. Satılan geleceğimizin, toprağımızın, emeklerimizin, mutluluğumuzun hesabını hakkını sormayan, şu saatten sonra ses çıkarmayan herkese yazıklar olsun. Biliyorum ki keyfiniz bozulmasın istiyorsunuz ama artık yeter diyor. Dolayısıyla da şimdi Eser Trend Topic'in gündeminde Avrupa'da yaşıyor. Böyle bir sanatçı, böyle konuşabilenler, zaman zaman Türkiye'nin içinden de konuşabilenler var. Halk röportajlarından da görürsünüz, dışarıdan da söylüyorlar. Ama manzara baktığın zaman ülkemiz adına çok da iç açıcı değil. Onlarca yılın kazanımları maalesef 3-5 yıldır heba edildi gitti. Dünyanın parlayan, parmakla gösterilen bölgesinin önemli ülkelerinden bir tanesi. Bugün dışarıdan baktığımızda, içeriden AKP taraftarlar belki aynı şeyi düşünmüyor olabilir ama dışarıdan baktığımızda çok iç açıcı gözükmüyor maalesef. Hocam haftaya görüşürüz. Maalesef. Tamamdır. İyi yayınlar Çok diliyorum teşekkürler. tekrar. Sağ olunuz. Sağ olun. Takipçilerimize de teşekkür ediyoruz. Yorumlarıyla programımızın altına yorumlarını yazarlarsa biz onları okuyalım. Önümüzdeki hafta o konulara da açıklık getirmeye, konuşmaya, tartışmaya çalışalım. Nöbetçi Editör'den bugünlük bu kadar. Yarın Abdülhamit Bilici sizlerle birlikte olacak. Biz de Adem Yavuz Arslan'la birlikte okyanus ötesinden gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı durumu nedir? Enteresan gelişmeler var. Onları da yarın konuşuruz. Hoşça kalın.